FETÖ Kurye'den ajanlık itirafı. Çok önemli bir adam. Bu şeyin korkmaz meselesi. Şöyle bir şey yapalım mı? Evet. İzleyicilerimizin daha iyi anlaması için. Ben kısaca hemen bir söyleyeyim. Videoyu izleyelim. O haberde de bugünü siz oradan anlatırsanız çok iyi netleşir. Hemen buradan bir iki anekdot veririz zaten. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu Hüseyin Korkmaz 17-25 Aralık döneminin FETÖ'cü polislerinden komiser yardımcısı. Tutuklandığında o dönem arkadaşlar siz de hemen o görüntüleri bakın ben konuşurken benim hiçbir alakam yok bana iftira atılıyor dedi. Görevden atılmadı bir birimden alıp diğer bir birime verildi. Devlet kendisine acıdı. Haini acırsan işte böyle olur. Sonra bu adam 2016 yılında her ne hikmetse Amerika'ya kaçtı sevgili. Evet bir nolu videoyu bakın bunu ben söylemiyorum. Ben söyleyince şey diyorlar Tayyip Yalakalı diyorlar. Hayır kardeşim bak izle orada logoyu da kesme. Can Erzincan TV FETÖ'nün kapanan televizyonu bakın bu Fettuşi hainle ilgili nasıl bir haber yapmış. 25 Aralık yolsuzluk soruşturması ile ilgili açılan davada tahliye kararı çıktı. Hiç görev almadığı soruşturmadan dolayı 17 aydır tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz Silivri'den akşam saatlerinde çıkış yaptı. Korkmaz'ın eşi ve 2 yaşındaki kızı karşıladı. Ben demiyorum. Abi şeyi ara ya. Yolsuzluğu soruşturan polislerin yargılandığı 25 Aralık davasında tahliye edildi, özgürlüğüne kavuştu. Komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ı Silivri cezaevi önünde eşi ve 2 yaşındaki kızı Dilruba karşıladı. Duygusal anlar yaşandı. Ailesine kavuşan Korkmaz, hiç görev almadığım soruşturma ile ilgili 17 aydır tutukluydum dedi. Hiç görev almadım. Hiç alakamın hatta bilgim bile olmadı. Herkes gibi medyadan 25 Aralık tarihinde öğrendiğim bir dosyayla ilgili tam 17 ay 10 gündür tutukluydum. İlk defa hakkında adil bir karar verildi. Yani iş açısı mutlu değilim. Buradan Silivri'den kampüsten gelirken arkama dönüp baktığımda mutlu olmak için hiçbir sebebim yok şu an. Korkmaz cezaevindeki diğer arkadaşlarının da morallerinin iyi olduğunu belirtti. İspatladın mı? Bunu ben demiyorum. Kendisi söylüyor. Fettuşilerin, Sümüklü'nün evlatları söylüyor. Evet. Şimdi Tuna Bey aktarın. Evet, bunun detayları şu sevgili dostlar. Bu şahsiyet... Amerika'da şimdi diyor ki evet. 17 Aralık dosyasına bizzat ben görev aldım. Arkasında Erdoğan vardır diyor. Şimdi bu az önce verdiği röportaj benim alakam yok. Yaptığı zeli içeride tutuklu olduğunu söylüyor. Bu Hüseyin Korkmaz yani Fethullahçı, terör örgütü üyesi. 3 ülkeye gidiyor. Kaçıyor Türkiye'den. 3 ülkeden pasaport alamıyor. Daha sonra Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gittikten sonra uydurma düzmece zarrab davasında aynen şu ifadeleri veriyor ve bu ifade tutanaklara geçiyor. Diyor ki benim kiramı savcılık ödüyor. Amerika'daki oturduğum evin kirasını New York Federal Mahkemesi'nin savcılığı tarafından ödeniyor. Ve bana FBI 50 bin dolar para verdi diyor. Peki bunları söyleyen bu Hüseyin Korkmaz denen bu FETÖ'cü bu aldığı parayı, FBI'den aldığı 50 bin doları neye karşılık alıyor? Şuna karşılık alıyor, sahte, düzmece, uydurma, yalan, iftiralar atmaya karşılık. Ama bir şeyde itiraf ediyor. Ben 17-25 Aralık darbe girişiminin bizzat diyor içindeydim, içinde yer aldım. O komplonun içinde ben de görev aldım diyor ve başlıyor orada iftiraları şakımaya. Ama buradayken de tutuklanınca da işte bakın böyle ajitasyon yapıyordu. Evet. Benim alakam yok bu davanın içine yer almadım diyor. Ve bu da Fethullahçılarla Amerika arasındaki işbirliğini, organik ilişkiyi bir kez daha net bir şekilde ortaya koyan bir manzara. Ben FBI'dan 50 bin dolar aldım. Oturduğum evi kirasını diyor, savcılık ödüyor. Amerikan savcılığı ödüyor. Nokta. Şimdi arkadaşlar, bakın bunlar o kadar şerefsiz, o kadar hain ki şehit ettikleri polisi dahi o davada kullanmaya kalkıyorlar. Copy paste diyoruz ya, kes evet. Yapıştır. 17-25'te FETÖ'cü savcıların hazırlamış olduğu dosyaları birebir aynısını alıp sadece İngilizce'ye çevirip orada zarrab kumpasını oluşturan, yapan Amerikalı savcıların, hakimlerin, yargı üyelerinin, sözde yargı üyelerinin önüne koymuşlar. Vefa Karakurdu. Burak hemen yaz ya da Fatih. Lütfen hemen şehit komiser, emniyet müdür yardımcımızı lütfen hemen bulun. Vefa Karakurdu'nu bu Hüseyin denilen alçak
o dönemde şehit olmadan önce yani suçluyor. Polisi de devlet yanlısı olduğu için. Ve Vefa Karakurdu değerli izleyenler 11 Aralık buraya dikkat buyurun. 11 Aralık 2016'da Beşiktaş Bursa Spor maçının hemen akabinde miydi önünde miydi? Akabindeydi herhalde ardındaydı. Patlatılan bombadan maçkada. Patlatılan bombayla hani BBC'nin kameralarının canlı yayın yaptığı o anda Vefa Karakurdu Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı. İşte o dönem orada şehit oldu ama hani 17 Aralık daha önce ya. Evet. Bunlar şehit polisin adını unutmuşlar buradan silmekten. Şimdi de Vefa Karakurdu'nu suçlu buluyorlar. Adam şehit, silmeyi unutmuşlar. Copy paste, kes yapıştır diyoruz ya. Aynen işte. Bir isim daha var orada. Onu da yine aynı şekilde 17 Aralık döneminde soyadını yanlış yazmışlar. Aydıner, Aydıneri diye yazmışlar. Onu da yine yanlış yazdıkları soyadla yargılıyorlar. Bu gösterdiğiniz de video boldeki STV'nin bir haberiydi. Tamam, Vefa Karakurdu'nun fotoğrafını da bulabilirsen, statta bir fotoğrafı vardı. Hani o kadar aşağılık, o kadar alçaklar ki şehit polisin ismini kendilerinin verdiği silahlarla, kendilerinin verdiği NATO bombalarıyla şehit ettikleri polisin ismini silmeyi unutmuşlar. Bakın. Copy paste. Evet. Ama diğer medya, bakın çok açık konuşalım. Biz birçok platformda belki yokuz, bazılarında varız ama. Halkın da bize destek olması lazım. Şu programı paylaşması lazım. Şu programı söylemesi lazım. Sosyal medyadan duyurması lazım. Evet, şehit polis, emniyet müdür yardımcısı, Vefa Karakurdu, boydan fotoğrafı da vardı. Unuttukları şehit polisimiz. Hatta maçtan önce çekilmiş bir fotoğrafı vardı. 11 Aralık 2016'da Beşiktaş Bursa Spor maçı da stadın içerisinde. Çünkü o gün orada görevliydi. Stadın güvenliğini sağlamakla görevliydi. Bu polisi şu an yargılıyorlar. Şehidi, mezarında yargılıyorlar. İsmini unutmuşlar. Bu kadar alçaklar. Bu kadar hainler. Bunu yapan Amerika bakın, ama. Ver tamam. Bakın hemen şehit olmadan önce çekilmiş görüntüsü. İsmini silmeyi unutmuşlar. Vefa Karakurdu. Çünkü aynı isim. FETÖ'nün hışmına uğramış. Evet. Ve şehit hedefindeydi. Olmuş. Hedefindeydi. Bakın bugün kendisi şehit oldu. Hainler Amerika'da cirit atıyor. Hakan Şükür denilen yaratık işinin başını açarak orada lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Enayiler de hala Sümüklü'nün iç çamaşırıyla kendisini oyalıyor. Aklınızı başınıza devirin, devşirin. Allah akıl fikir versin. Hainliklerini gösteriyoruz. Bize de destek olun. Bunu her yerde söylemezler. Bakın hala zarraf kumpası üzerinden Türkiye'nin altına oymaya çalışan bir medya grubu var. Şunu da konuşalım Tuna Bey. Zaten manşeti aktardınız evet, değil mi? Evet. Aktaracaksın. Şimdi bir de bebek oyunu var. Bu şeyle ilgili. Evet. Ha, 668 bebek var diyorlar. Şimdi her ne hikmetse konuyu nereye getireceğim? CHP'li Gamze İlgezli var ya. Evet. Kendisine yönelik hedef oklarının yönünü değiştirmek için bu bebek kumpasının içerisinde bizzat yer alıyor. Dün CNN'e röportaj vermişti. O yüzden gündeme getirme gereği duydum. Evet. Şimdi arkadaşlar o FETÖ'cülerin atmış olduğu mesela Simge diye bir hesap var. Zekeriya Öz'ün hesabıydı bir dönem. FETÖ'cü. Evet. İşte Leman dergisi 668 bebek var diyor hapishanede. Hepsi de kendilerinin deyimiyle ablaların çocukları diyorlar. Bakın cezaevlerinde 668 bebek var. Güya Tayyip Erdoğan hamile kadınları toplayıp ya da Loğusa kadınları her neyse hapishaneye tıkmış. Böyle diyorlar Batı'da. Bu da doğru değil. Bu da yalan. Bakın şimdi size hemen aldığım notlardan rakamlar vereceğim. Türkiye'de toplamda şu an hapishanelerde 625 bebek var. Yani 625 hükümlü var. Kadın, bebeği olan 625 bebek var. Bunlardan bir bölümü değerli izleyenler 25 tanesi PKK'lı, 25 tanesi DAEŞ'lı, 124 tanesi de FETÖ'cü. 25-25-50, 124 daha 174. 625-174, geriye kalanı normal tutuklular. Yani bugün 668 kişinin hepsi tamamı FETÖ'cü değil. Bu bir. İkincisi de tamam. İkincisi de şunu da belirtelim. Kocası 2 yıl önce hapse girmiş. Tuna Bey buraya dikkat. Evet. Kocası 2 yıl önce hapse girmiş. Kendisi 8 aylık hamile. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Çok özür diliyorum ama hakikaten çok doluyum. Çünkü sevişme talimatını Sümüklü'den aldı, Amerika'dan. Kiminle yaptı da belli değil. Bu kadar alçaklar, bu kadar namertler.
şarabın içerisine tuz atıp haram değil, helaldir diyenler acaba bunun şeyini nasıl yaptılar bilmiyorum. Yaparlar. Bu yalan 668 bebek hapishanede değil, 625. 25 tanesi DAEŞ'li anne, 25 tanesi PKK'lı, 124 tanesi FETÖ'cü. Bunların çoğunluğu da talimatla çocuk doğuranlardandır. Kasıtlı olarak kaçaktır. Kasıtlı olarak hastaneye gittiğinizde arandığınız için doğurmaya gittiklerinde doğal olarak devlet de alıyor. Şimdi Burak, o DAEŞ'li kadınları bana gösterir misin? İki tane kadın var, hatırlayalım. Reyna'yı bombaladılar. Bunlar da hamileydi. Bunlar da hamileydi. Devlet senin FETÖ'cü mü, o mu, bu mu, Yusuf mu, Ahmet mi, Hasan mı demene bakmaz. Kardeşim, terörist misin? Teröristsin. Hain misin? Hainsin. Haçlı'nın uşağı mısın? Uşağısın. Bitti. Cezanı çekeceksin. 2-2 daha 4. Benden bu kadar. Evet, buyurun. Aynen öyle. Bir de bu sen dedin ya, bu gazeteler çok kasıtlı bir takım şeyler yapıyorlar. Şimdi Operasyon Gazetesi... Aykut beni uyardı. Abi diyor, pembe odalardan hamile kalmış olabilir mi? Olabilir.